Yangın Yeşil Pınarlıları korkuttu. Gümüşhane Kerkit Yeşil Pınar köyünde meydana gelen yangın köylüleri korkuttu. Kerkit Yeşil Pınar köyü yaylasında çıkan örtü yangını yürekleri ağza getirdi. Kerkit, Başdeğirmen Köyü ve Yeşil Pınar Köyü arasında bulunan mevkide bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın ihbarını alan Yeşil Pınar Köyü halkı, köye 15 kilometre uzaklıkta bulunan At İzi mevkinde başlayan yangın haberinin verilmesi üzerine yangın yerine zor şartlar altında ulaşarak mücadelede bulundular. Geçtiğimiz yılda henüz nedeni bilinmeyen bir yangın sonucu bir köylü ağır yaralandı ve yangın olduğunda arazi yolları olmadığı için yangına müdahalede gecikmeler yaşandı. Beni yakacak. Ya ben yanımı yiyecek ya. Ya bak. Köylüler Ajans 29A şöyle açıklamalarda bulundu. Anosu duyduk. Geldik buraya. Her taraf yanmış. Biz de elimizden gelen mücadeleyi verdik. Artık abim bunları kesmeseydi bu yangın sönmezdi. Hepimiz bunlardan aldık. Alevi önümüze kattık. Vura vura bu vaziyete getirdik. Allah'tan erken geldik yani. Yoksa bu burayı açsaydı karantini daha kurtaramazdı. İmkanı yok. Bu tepeyi oyan açsaydın kurtaramazdı. Ama biz açmaya koymadık. Vallahi yemek yiyordum. Bir anons geldi. Hopturluğa yani. Hayır de ki hopturluğa yani dedi de geç geldik. Kazan gölleri deseler daha erken gelecektik. Ama geldik ama ben dehri aldım. O dehrinden muhakkak pil kesmem lazım. Pil onu kesmezsem imkanı yok. Bak bunu bununla söndürdüm. Yoksa bu sönmezdi ki böyle eline tikir de. Küreğine ne de küreği almış gelmiş adam ben. Taşın içinde küreğine ne yapacaksın? Hiç. Tikil dur başında yansın o. Büyük bir bölümünü zaten söndürdük. Yangın kontrol altına alındı. Geçen sene de yine böyle bir yangın oldu köyümüzün biraz daha yakınında. Bir kardeşimizin de orada elleri falan yandı. Bu kazada burada da şimdi Allah'a şükür kontrol altına aldık. Herhangi bir kaza olmadan söndürdük. Yayladan geldi. Sidircan'ın muhtarı aradı ki yangın var. Sizin oraya doğru gelin, gelin kurtarın. Mallarınızı, hayvanınızı götürün. Biz de geldik. Geldik yangını söndürdük. Hayvanına bıraktık, yangına geldik. Yaba var bir gene. Söndürdük, yarısını söndürdük, yarısını söndüremedik. Evet, aradık millet gelsin, kalsın, söndürsün. Yayada oturuyorduk. Evde bizim evde çay içiyorduk. Sıcağın muhtarı Ali Bayra telefon açtı ki yangın var Kazan Gölü'ne doğru yani sabah gelin mallayı kurtarın orada. Biz geldik mallayı kurtarmadık buraya yani. İki saat şurada uğraştık orada söndürdük komple. Köylümüz sağ olsun geldim de burada aşağı işte onlar söndürdüler şu anda. Şu köydeydik hoparlörden bağırdılar yayla tarafında yangın var diye. Biz de Allah rızası için işte arkadaşlar komşular hep toplandı. Hep beraber geldik, müdahale ettik. Kontrol altına aldık yangını. İnşallah soğutma olduktan sonra daha bir sıkıntı olmayacak inşallah. Vallahi biz yayladaydık. Beşdeğirmen köyü muhtarı aradı. Bizim bölgede yangın çıktı. Sizin bölgeye doğru geliyor. Hayvanlarınıza sahip çıkınız, yardımcı olunuz. Biz de geldik. İşte yangına müdahale ilk önce biz ettik. Allah'a şükür söndürebildik. Bir kısmını. Yarısını söndürdük. Yarısını söndürdük. Yarısına gelince köylülerimiz sağ olsun. Allah razı olsun. Hepsi geldiler. Müdahale ettiler. Söndürdük Allah'ın izniyle.
Geçen seneki de yani aynı bir arkadaşımız yandı, hala acısı var, yaralı. Hale iyileşemedi. İyi değil yani, bu duyarlı olmak lazım, dikkat etmek lazım. Muhtarımızdan buralara yol yapılmasını istiyoruz. En azından yangın olunca, itfaiye bir şey gelince yol olsun, iz olsun. İtfaiye olsaydı burada olacaktı ama köylerimiz helal olsun başardı. Arazi yollarına yol istiyoruz biz milletten, devletten. Böyle olmaz. Yangın oluyor, kavuşamıyoruz. Malımız kayboluyor, kavuşamıyoruz. Yürüme geliyoruz. Yazık günah değil mi bize? Yürüme geldik buraya, yangın söndürmeye. Böyle olur mu? Bizim için ne de var? Yangın ihbarını alınca koşarak geldik. Yangının bir ara sanki söndüğünü hissettik. Dedik yangın kontrol altına alındı. Allah bir ara tekrar duman çoğalınca dedik yangın kontrol altına alınmadı. Koşarak geldik. Yani. Geldi ki burada hiç kimse yoktur. Ne itfaiye var, ne bir şey var, ne itfaiyenin ekipleri var. Bir de burası şu. Hep ilkel şartlarda küreklerle, çalılarla yangını söndürmeye çalıştık. Çok şükür kontrol altına alabildik. Yapacak bir şey yoktur. İtfaiye içinde çok, yani buradaki ekibin olmaması, ta Gümüşhane'ye kadar ulaşmamıza rağmen kimsenin burada olmaması, o da başlı başına bir ayıp. Onlara da buradan sesleniyoruz. Böyle bir ihbar aldığınızda anında harekete geçin. Yangın gerçek olsun, şaka olsun. Yangının gerçeği şakası yoktur. Yollar çok önemli. Geldiğimiz yoldan eğer arabayla gelmiş olabilseydik, gelebilseydik daha önce yangına müdahale edebilirdik. Aşağı yukarı takriben bir 2,5-3 kilometre yolu yürüme geldik. Yani buraya kadar yolumuz olaydı, yangın çoktan kontrol altına alınmıştı. 20-30 bin metrekareden, yani 20-30 bin hektardan bahsettik. Takriben ben diyorum ki 100 bin hektar tamamen yanmıştır. Eğer bura ormanlık alan olaydı biz bunun işin içinden çıkamazdık ve yangın başını alır giderdi. Ta diğer yerlere, bizim yaylalara kadar taşabilirdi.